Ya maçı, ben 60 dakikasını maçın sahada seyrettim. Hiç kimse de Galatasaray takımı dahi, bazı yöneticiler dahi, Galatasaray bugün bu maçı kazanır güvencisi yoktu kendilerinde. Yani rakip senden daha iyi oynadı, daha iyi ucuma çekti. Şimdi Şimdi bir söz var, atasözü biliyorsun. İlk iliği kaçıran düğmeleri ilikleyemezmiş derler. Birinci seçtiği kadro yanlış bir kadro. Ve bu kadro açıklandığı zaman beraber oturduğumuz arkadaşlara şu yorumu yaptım. Barış Alpler devşirme sabek tamam yaptın. E ama önüne ziyeç koydun. Barış'ın işi zor ziyeç yardıma gelmez ve adam geçmez. Ziyeç yürüyerek oynayan bir oyuncu. Bu sefer bu etrafımdaki insanlar 25. In dakikada Okan Hoca'ya şey isyan şey ediyorlar. Diyorlar ki çıkar hoca çıkar. Ya bir oyuncu 45 dakika beklemek zorunda değil. Yaparsın bir plan. Tutmasa değişikliğe gidersin. En azından ziyeç bölgesini değiştirsin. Bir değişiklik yaparsın. Yapmadın. Bir de e, şu gerçek. 9 milyon euro veriyorsun. Jelert alıyorsun. Kulübede oturuyor. E, niye aldın abi bu oyuncuyu? Bir ikincisi. ikincisi de şu. E, Sarayı almışsın. Sarı 10 numara bir oyuncu. Yani. Bugün yine Torreira ile birlikte oynadı. E, oynadı ama karşılayıcı bir oyuncu değil. Yani rakibi karşılayan bir oyuncu değil. Daha çok e, top ayağındayken pas atan, e, yani top sürmeye çalışan bir oyuncu. Bu 25-20 milyonluk bir oyuncu mu? Bence değil. Yani Galatasaray takımında transferlerin yerli yerine oturmadığını söylüyoruz. Sonra ne yapıyorsun? Oynatmadığın, kafada oynatmadığın Jeler Tisabek'i alıyorsun. Köln'ü çıkartıyorsun. Berkan. yine oraya Berkan'ı koyuyorsun. Hadi başka Kerem. Başka bir kere. devşirme. Başka devşirme. E, var kulübede. Mesela hani Köln'e oynamayacaktın, Yelert oynacaktı. Gün boyu bu e, şey yapıldı. Dil söylen dile getirildi. Ama Galatasaray'ın e, birinci yarı bittiği zaman rakip bir tek şey vardı biliyorsun. E, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı bir voley vole vardı. Hı hı hı. Rakibin 11 denilen 5 tane isabeti var direkten dönen top eğer ki adam offside olmasa bir sıfır mağlupsun. işin gerçeği. Yani Galatasaray takımı e, bir defa hoca olarak buna hazırlanmamış. Okan hocanın zaten kafası dalgın. Gidin diyor Real Madrid tutun, Manchester City tutun. Yok ilk maçta diyor ki e, hakem şey yapsın. E, Azerbaycanlı hakem gelsin. Ya bu toplara girmemek lazım. Sen oynadığın oyuna bak. Galatasaray takımını deplasmanda yaptığı değişikliklerden sonra ortaya koyduğu oyun buradaki e, oyunun çok önünde ya. Çok önünde 2-2'ye iki getirmişsin. Sen burada e, kafa kafaya bir maç oynamadın. Rakip topu sana verdi. Sen topu kaptırdın, hep hızlı ucuma çıktı, golü de öyle yedin. Yani ki top Galatasaraydayken de bir baskı olduğunu görmedik açıkçası. Yani yani ikinci yarıda 70 75 gibi o civarlarda başlayan bir baskı vardı ama ilk yarıda böyle bir baskı Hayır oyun şöyle bir şey oldu. Berkan'la Kerem'in soldan bir birlikteliği vardı. Hı hı. Ama adamlar iyi pozisyon alıyorlar. Ya yani bu takıma e, bu kadar iki tane gol attın ama kafa topundan atamazsın. En kritik pozisyon şey işte. Birinci dakikadaki oyunun ilk dakikasında bir net bir pozisyon var. Bak bu tartışılmayacak bir pozisyon. Penaltı Ahmet bulsun. Hocama sordum. Ben penaltı gibi geldi. Ahmet Hocam dışarıda gidiyor. dedi. Konuşacağız bunu. Dışarıdaysa hakem bunu görüyor. Faulü verecek. Bariz gol şansı adamı atacak. Rakip 10 kişi. E sen bunu vermiyorsan nasıl olacak bu? Tabii bütün maç değişirdi. E. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bu. Ya bu nasıl böyle bir şey bak bu şeye gösterdiği kırmızı kart doğru. Mustar'a. 38 yaşındasın Mustar şu kartı niye görüyorsun? Galatasaray Avrupa Ligi'ne kalacak yoksun iki maç. Veya kaç maç yiyorsun? ceza. Bunu yapmaya hakkın var mı senin ya? Adam golü atmış. Bunu adam sevinecek. Ya bunların hakkı. Buna bu kadar ağır tepki koymanın bir anlamı yok. Rakip zaten seni işte tahrik etti oyundan çıkarken biliyorsun. Bunun üzerine bu hareketi Mustafa'nın yapmaması lazım. Yani maalesef bazen sinirlerine hakim olamıyor. Evet. Ama Galatasaray için ekonomik açıdan bir final çok önemli ligi, bir Ligin ligin moralli oynaması açısından bir moral, yönetim açısından bir moraldi. Şimdi tamamen dezavantaj oldu. Avrupa liginin de bir geliri var, buna katılıyorum. Ama şampiyonlar ile Avrupa ligi aynı değil. İşin gerçeği bu. Kesinlikle Bundan sonraki öyle. iki tane yapılan transferin hatalı olduğunu söylüyoruz. Yani yeler. Sen e, bununla ilerleyen dakikalarda bazı bilgiler vereceğim. Bir virgül koyalım Levent abi. Maç sona erdi değerli izleyenler. Young Boys 3-2'nin revanşında 1-0'la kazanıyor Seyran Tepe'de ve Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys giderken Galatasaray'da macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Tabii ki kalp kırıcı bir akşam olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Bu akşam çok umutluydu taraftar, camia, herkes, bizler ekran başında ama Maalesef Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi ki e, oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turlarını fazlasıyla geçen en fazla İsviçre takımlarını eleyen bir Galatasaray vardı ama bu akşam maalesef tarih tekerrür etmedi ve kazanan Young Boys oldu. iki maçı da kazanarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Young Boys takımı ki saha içerisinde tabii ki büyük bir e, üzüntü var Galatasaraylı oyuncularda. Taraftar zaten Belli bir süre önce stadı boşaltmaya başlamıştı. Şu anda çok az sayıda taraftarın da içeride kaldığını söyleyelim. Ahmet Hocam, Ahmet Akçam maçtan önce sizinle dedik Kadroyu konuşuruz, bir maçı izleyelim. Maçtan sonra değerlendirme yapalım demiştiniz hocam. Devre arası yine yayında da siz vardınız. Umutlar devam ediyordu ama maalesef tabii ki iyi geçmeyen bir ikinci yarı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Evet, ülke futbolumuzun Avrupa'da hangi seviyede olduğunu bir kez daha gördük çok net bir şekilde. Hafta içi Galatasaray'da çok ilginç gelişmeler vardı. O gelişmeler yaşandıkça ki Galatasaray yönetiminden de aynı açıklama daha sonra geldi. Hep söylediğim şuydu. Bütün bu var olan sorunları tamamen bir kenara koyup Galatasaray'ın full konsantrasyon, yönetimiyle, teknik heyetiyle, takımıyla, taraftarıyla ...bu maça odaklanması gerekiyordu. Çünkü bence bu maç Galatasaray'ın... ...bu sezon oynayacağı en önemli maçtı. Lig maçlarının telafisi olabilir. Bu maçın telafisi yok. İki yönden... ...bir e ekonomik yönden... ...kaldı ki Galatasaray'ın... ...transfere ihtiyacı var. Ve o transferler buradan gelecek... E ...gelirin... E ...limitleri... ...arttırmasıyla mümkün olacaktı. Yani ligdeki iddianla şampiyonluk iddianla direkt ilgili bir konuydu. Ee, diğeri de bence Galatasaray'ın misyonu, vizyonu kesinlikle Avrupa Avrupa'da Hatta var Tekrardan hocam ücret söyle